Emeklilikte yaşa takılanlar için yürütülen çalışmada son düzlüğe girildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin çözüm aşamasına gelindiğine işaret etti. Peki süreçte gelinen son durum ne? Şimdi bu sorunun cevabı için muhabirimiz Arda Erdoğan'a döneceğiz. Arda sendeyiz. Sayıları yüz binleri bulan emeklilikte yaşa takılanların gözü kulağa çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den gelen o açıklamadaydı. Dün yaptığı açıklamayı bilgin ve sorunda çözüm aşamasına geldik ifadesini kullandı. Peki bundan sonra ne olacak konu? Öncelikle kabinenin gündemine gelecek bakanlığın hazırladığı taslak çalışmayı önce kabine inceleyecek. Ardından Aralık ayına doğru da meclisin gündemine gelmesi ve yasalaşması bekleniyor emeklilikte yaşa takılanlar için çözüm formülünün. Peki Şimdiye kadar süreç nasıl işledi? Öncelikle Çalışma Bakanlığı bünyesinde bir çalışma grubu konuldu, kuruldu ve ortaya çeşitli alternatifli seçenekler çıktı. Prim, yıl ve yıpranmaya dayalı formülleri bakanlık tek tek inceledi ve bütün bu formülleri sadece tek bir çözüm formülüne indirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapılan son açıklamalarda da yaş sınırının olup olmayacağı da henüz netleşmemişti. Birçok ıı, açıklama yapılıyordu, birçok değerlendirme yapılıyordu bu konuyla ilgili ilgili Hollanda ya da Almanya modelleri gündeme gelebilir mi? Bunlar seçenek dahilinde olabilir mi? Soruları yöneltiliyordu. Bakan Bilgin Hollanda Almanya modeli deniliyor. Onların konuyla alakası yok diyerek EYT hakkında sadece bir formül üzerinde yoğunlaşıldığını da ifade etmiş oldu. Zamanlama da oldukça önemli EYT'de zira Aralık ayında gündeme gelmesi halinde 2023 Ocak itibariyle EYT'lilerin başvuruda emeklilik için başvuruda bulunabileceği değerlendirmeleri de yapılıyor. Yasalaş halinde Ocak itibariyle başvuru süreci de göz önüne alındığında EYT'lilerin Şubat ayı içerisinde maaşlarını alabilmeye hak kazanmaları da bekleniyor. Gözler yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in nihai şeklini alan o çalışmayı kamuoyuna duyuracağı güne çevrilmiş durumda.